Değerli arkadaşlar, Türkiye derin bir adaletsizlik krizi yaşıyor. Türkiye'nin her bir yanında, dört bir yanında insanlar adalet talep ediyorlar. Duruşma salonlarında, duruşma salonlarının önünde, yetmiyor sokaklarda. Herkes adalet talep ediyor. Berkin'imiz vurulalı 8 yıl oldu. Berkin'imiz öleli 7 yıl. Bu dosyada katilin kim olduğu, tetiğin kimin tarafından çekildiği 7 yıl önce belliydi. Ona kimlerin emir verdiği, sıralı amirleri 7 yıl önce belliydi. Emri ben verdim diyen dönemin başbakanı 7 yıl önce belliydi. Keşke bugüne kadar bu soruşturmada deliller karartılmaya çalışılmasaydı. Keşke tetiği çekenlerin kimliği gizlenmeye çalışılmasaydı. Keşke emri ben verdim diyen dönemin başbakanı bir anneyi, acılı bir anneyi miting meydanlarında yuhalatacak kadar düşkünleşmeseydi. Keşke. Türkiye derin bir adaletsizlik krizi yaşıyor. Herkes adalet talep ediyor. İşçiler, aileler, herkes. Avukat arkadaşlarımız adalet talep ettiler. Berkin Elvan'ın, Elvan ailesinin avukatlığının yapılışı tutuk sorgularında soru oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu karar önemlidir. Berkin, Umud'un çocuğu kasten, bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Eksik kalmasın. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla açıkça saptandı. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarıyla açıkça saptandı. Sıralı amirler ve siyasal sorumlularla ilgili de gerekçeli kararda hüküm kurulmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi bir sürü itirazımızı dava devam ediyor diyerek reddetti. Gerekçeli bunu görmek istiyoruz. Bir şeyi daha. Bunca delil karartanlar sanığı takma bıyıkla, kullanmadığı gözlükle duruşma salonuna çıkartanlar bundan sonra ne yaparlar, neye heves ederler, kestirmek güç. Bu sanık tutuklanmalıdır. Hüküm verildi, müebbet. 16 yıl 8 ay. Bu sanık tutuklanmalıdır. Türkiye, memleketimiz bu adaletsizlik karanlığından çıkacak. Hep birlikte çıkacağız.